film çekimi tek mekanda birçok mekan illüzyonu vermek için böyle hani 1, 2, 3 farklı mekanlarda oynayabilmek için Dogville filmindeki numarayı yaptık. He? Bir film var öyle de. Neyse. Kızım Aslı. Ya Aspiratesi manyak skizi olmuş ya. Ya çok komik falan yani. Sağ ol Selim. Sorun da o zaten Aslı. Niye tuttun komik bir şey yazdın ya? Aa, ben sana böyle ne bileyim sanat filmi demedim mi? Sıkıcı bir şey demedim mi? Kızım çok heyecanlı ya. Böyle bir tuhaf oluyor içim. Ay sonunda ne oluyor acaba? Bak işte ikinci yanlış. Sonunda ne oluyor acaba? Niye sonunu merak ettiriyorsun seyirciye? Ben sana sonunu merak ettireceksin dedim mi? Ben sana iç bunaltıcı bir şey yap dedim ya. Sanat filmi yapıyoruz aslında. Allah aşkına yapma ya. Ya sıkıcı yerleri de var Volkan. Oku bak. Ya ben bu senaryoyu değiştiririm kızım. Ne de olsa yönetmenim ya. Sıkıcı yerleri çekeceğiz sadece. Evladım deli misin sen? Babacığım lütfen müdahale etmeyin. Yedinci sanat rica ederim ya. Volkancığım minik kuşum bak. Benim için şöyle fedakar, genç, güzel bir anne rolün var değil mi? Yok anne. Sen böyle bir kenarda duracaksın. Soldan geliyorlar falan diyeceksin. Aa üstüme iyilik sağ olun. Ya Volkan senaryoya saygı göster. Yok öyle bir şey orada. İvo gel Allah aşkına. Çocukla çocuk olma. Buradan esecekmiş. Filme bak. Kızım sen de hoplayıp zıplama. Alt kat komşuya ayı mı olacak ya? Aa zıpla zıpla Selin. Selin çok güzel. Zıplıyoruz Selin. Çok manasız oluyor. Aa kesin koyarım bunu filme ben. Volkancığım minik kuşum böyle hani fedakar anneler vardır. Böyle hani ezilmiş, naif. Böyle hani saçımı sizin için süpürge ettim. Gibilerinden mi bir hani böyle soldan soldan geliyorlar diyeyim yani. Nasıl diyeyim? Anneciğim zorlamayın beni ya. Yap ortaya karışık bir şey ya. Ya Volkan. Kameraman kim? Serta çekti bizi Selin. Kameraman dönüşümlü yapacağız artık. Aslı gel. Sen kameraman olacaksın. Ben oyuncuyum Volkan. Ya Aslı'cığım sen de oynayacaksın. Dönüşümlü çekeceğiz. Kameraman yok ne yapayım ya. Gel yardımcı ol bana. Gel buraya Aslı. Gel. Biliyorum başıma geleceği. Aslı'cığım şimdi çek dediğim zaman çekmeye başlayacaksın. Ben saçma sapan şeyler söyleyeceğim böyle. Arkada Selin sen sürekli zıplayacaksın. Anneciğim sen de soldan soldan geliyor diyeceksin. Allah akıl fikir versin. Benim senaryom ne zaman çekeceğiz Volkan? Ya Aslı'cığım dur bir başlayalım ya. Bak ödül bekliyoruz ya. Ödül alacağız hadi. Çok beklersiniz çok. Ay inşallah inşallah. Rolling. Sound. Action. Salon. Soldan, soldan geliyorlar. Aslı, Selin'i çek, Selin'i, Selin'i. Çok güzel bir şey, çok güzel bir şey. Böyle bir şey olur mu ya? Hacı. Salon. Botanik. Yoksa botanik miyiz? Burası neresi? Ben var mıyım? Yaşamak. Neden? Biz, siz, komşular. Soldan. Selen, evet. Belki. Ay soldan soldan geliyorlar. Tek süper. Nasıldım ama nasıldı? Ya Volkan böyle manyaklık olur mu? Bu ne biçim film ya? Ya bir şey söyleyeceğim. Hani benimki konuşmaları oldu. Ya okula gittim yine elbise falan aldım kendime. Oğlum bunu kendiniz bile seyredemezsiniz. Ne oluyor şimdi burada? Ben hiçbir şey anlamadım. Volkan benim senaryom ne zaman çekeceğiz? Tamam şimdi çekeceğiz Aslı. Şimdi çekeceğiz. Bir dakika. Şimdi geçin sandalyelere. Ben oynuyor muyum? Oynuyorsun. Ver kamerayı bana. Oh. Yalnız bak bu çok sosyete film olmaya başladı. Bu halk adamı Şesu ne zaman gelecek? Ne bileyim ben gelir şimdi. Yoldadır herhalde. Şşt. Madem ısrar ediyorsunuz hadi senaryo oynayın hadi. Adam gibi komut ver Volkan.
Rolling. Sound. Akıyor. Action. Ya babacığım, acayip televizyon sesi giriyor. Aa, ne yapayım kızım? Siz okumazlık yapacaksınız diye ben düzenimi değiştiremem. Çıkın dışarı da çekin filminizi. Baba, dışarısı soğuktur ya. Neyse, tamam, çekelim. Kaydediyor musun? Bu en sevdiğim tirat senaryodaki. İşte acılarımızla baş başayız. Kentin dokusu iliklerimize işlemişken hangi aşı kurtarabilir ki bizi? Bir yanda istem göz gözü görmezken, diğer yanda milyonların içinde yanlış... Ay, inanmıyorum ya. İyi ki dışarı çıkmadık, yoksa ya şifayı kapacaktım ben, çok kötü fena. Yuh abi, yuh yani gerçekten. Senin 2 dakika tutamıyor musun hapşırığını ya? Kızım, ne kadar cazgır bir kişiliksin sen ya. Ani geldi, ne yapabilirim ya? Hayret bir şey. Soldan, soldan geliyorlar. Anne, çekmiyoruz şu anda. Ay, ne demek çekmiyoruz ayol? İnsan daha önce söyler. O kadar havaya girdi. Sen girdin havaya, iyice girdin. Bir daha çıkamayacaksın diye korkuyorum. Şey, su geldi. Yalnız bu filmleri çekmek de seyretmek kadar sıkıcıymış ha. Öf! Ya niye benim hiç lafım yok? Buyurun. Buenos noches. Nereden geliyorsun? Panayır'dan mı? Bu böyle artık. Şş, bana bak oğlum. Yalancının mumu yastığa kadar yanar, haberin olsun. Ayol, sana ne olmuş böyle evladım? Ayogas dedi ki adama benzemişsin. Evet Cüris, İffet anneciğim. Ne bu, rol kıyafeti bir şeysi var. İyi akşamlar Tahsin baba. Yani sayılır. Bir konuş bakayım öyle. Amarula Meksikana. Enchiladas, nachos. Ve bunu yiyorlar değil mi? Si. Ya tamam, hadi gevezelik yapmayın. Geç Şesu, geç. Sen şimdi Anadolu'nun bağrından kopup gelmiş bir adamsın, tamam mı? Ona göre yani. Bu kıyafetle mi Anadolu'nun bağrından kopmuş? Ya yönetmenin kafasını karıştırma ya. Aa, Şesu, böyle işte olayı izah edecek şeyler söyle, tamam mı? Hani ben Anadolu'dan koptum geldim falan gibi, doğaçlama yani. Yani böyle alttan bağlama falan filan gibi bir şey. Bravo. Tamam. Başlıyorum. Ben Anadolu'nun o kıraç topraklarından kopup İstanbul'a geldiğimde ilk Haydarpaşa'da denizi gördüm. Aa, bir dakika ya. Ya bu alet kayıtta kalmış. Bütün hepsini çekmiş ya. Bütün doğal konuşmalarımızı hepsini kaydetmiş ya. Boş ver ya. DVD'ye kamera arkası olur onlar. Öf, sıkıldım ben bu işten ama Aslı ya. Aa, acıktım da. Ulan Sertaç, kaybolacak geceyi buldun ya. Volkan, ne yapmışsın? Siyah beyaz çekmişsin hepsini ya. Öf, ben sıkıldım ya. Yarın çekeriz börtü böcek, bir şey montajlarız gider ya. Ben acıktım vallahi, gidiyorum ben. Öf. Sana senaryo yazan da kabahat. Aslı ya, film şimdi bitti mi? Film mi oldu şimdi bu? Vallahi pes. Dostlar, bu kişisel bir çaba. Yani nasıl desem, karanlıkta bir özgürlük çığlığı. Benim için de yer yer metne bağlı kalarak, yer yer doğaçlama şeklinde oyunculuğun daha karanlıklarda kalmış, daha zanaatkarlık isteyen bölümlerini bir keşfetme çabası, paha biçilmeyecek bir fırsat oldu gerçekten. Seyredin mi arkadaşlar? Evet. Ve işte sinema. Şu sıralar televizyonculuk yapıyorum. Acı, acı. Cansu'ya. Amarula Meksikana, Enchiladas, Nachos. Haber sunmak,
bana biraz İşte yani acılarımızla baş başayız. Ciddi bir şey, haberler. Kentin dokusu iliklerimize işlemişken hangi aşk kurtarabilir ki bizi? Ben Hüseyin Gazi ne olayım? Önümüzdeki günlerde... Lay lay, lay. Yaşamak. Neden? Verdi. Biz, siz. Yazın bitmişti. Komşular. Bir yanda isten göz gözü görmezken diğer yanda milyonların arasında yalnız kalmış şehir insanları. Şimdi gelelim podyumda böyle... Lay lay, lay, lay lay. Güzel ve seksi görünen mankenlerin çirkin... Ben güzel çekmiş değil mi? Benim maaşımla yetinmedin. Az kazanıyorum belki ama namusumla, alnımın teriyle kazanıyorum. Başlıyorum. Solgun! Sakin ol, sakin ol. Evet, belki. Farklı, çarpıcı, çok boyutlu. Tek kelimeyle şölen sel diyebilirim. Kaç ayda çektiniz bunu? Vallahi 2 senedir uğraşıyoruz üzerinde. Yani çok emek verdik. Çok yani çaba sarf ettik. Bir de tabii ondan önce 5 yıla yayılan toplamda bir senaryo aşaması var. Çok sancılı bir süreç. Ben çok gerçekçi detaylar yakaladım. Mesela seksek fikri Türk sineması için çok cesurca bir fikir. Alt metnin barındırdığı bazı mesajların birilerini rahatsız edeceğinden korkmadınız mı? Vallahi kim rahatsız olacaksa olsun. Sonuçta bu iş cesaret işidir. Cesur olacaksın değil mi dost? Arka plandaki televizyon sesi hem kakafoni yaratıyor hem de çekiç gibi inen bir popüler kültür eleştirisi. Ben siyah beyaz kullanılmasından da çok etkilendim. Ya o sokak kızını oynayan arkadaşın Aslı Hanım'ın tiradının üzerine hapşırması klişelere indirilen bir darbe. Sokak kızı kim o ya? Selin'i diyor. Ha. Vallahi ben hikayeden hiçbir şey anlamadım. Belki de amacımız budur ha dost. Bir şey daha söylemeden geçemeyeceğim. Filminizde Pepe Cortez konuk sanatçı. Müthiş bir şey. Evet, gerçekten. Böylelikle film uluslararası bir boyuta yükseliyor. Bravo. Bizim zaten hedefimiz o. Yani uluslararası boyuta çıkaralım, festivale katılalım istiyoruz. Amacımız Avrupa seyircisi. Yani herkesin anlaması o kadar da önemli değil. Avrupa seyircisi anlasın, bizim filmimizi inşallah en iyi onlar okuyacak yani. Peki Pepe Cortez'i nasıl ikna ettiniz? Biz kendisiyle aynı dili konuşuyoruz. Ben de biraz dans meraklısıyım. Yıllarca tango yaptım ben de. Kendisiyle Barcelona'da Domingos dans evinde tanışmıştık. Oradan bir zaten hukukumuz var. Oradan rica ettik. Aynı dili konuştuğumuz için kırmadı kendisi. Aynı dili konuşmanız normal. Adam bana Türk gibi geldi çünkü. Belli mi aslında? Hayır yani. Gerçeğinin benzeri falan gibi. Anlıyorum ki bazı arkadaşların boşu boşuna vaktini almışız. Cortez'in yemek isimleri ve popüler şarkı sözlerinden oluşan İspanyolcası da sanırım dillerin yozlaşmasına bir eleştiri değil mi? Tabii. Yani günümüzde gençlerin neydi o... Oha falan oldum şeklinde konuştuğu bir devirde biz eleştiri yapmayalım da kimler yapsın değil mi dostlar? Aslıcığım doğru söyledi. Yozlaşmanın sınırı yok ya. Kalmadı sınır ya. Dostlarınız gelmiş. Zaferinizi kutlamak boynunuzun borcu. Biz kalkalım.
Hoşçakalın. Eyvallah. Evet, uzun süre etkisinden kurtulamayacağımız bir eser. Fatoş. Ay Atilla'cığım. Ne haber canım, nasılsın? İyiyim şekerim. Ya şekerim, sana bir şey söyleyeyim mi? Bunların yaptıkları şaka değil. Film hiç değil. Hadi ya. Ay Atilla'cığım, ne olur kötü şeyler yazma bak. Hepsi benim çok yakın arkadaşım. Hayır, 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 yazmam ama hayatım, ben hayatımda ya bu kadar gerçekçi bir şey seyretmedim. Hadi hoşçakal. Görüşürüz. Çığlıklar Senfonisi için sıkıcı, anlaşılmaz, saçma sapan yorumu yapmasına ne diyorsunuz? Efendim bunlar popülizmin esiri olmuş, eğlencelik tüketmeye alışmış, nasıl desem yüzeysel şeyleri tercih eden, bunalmış limalar. Son zamanlarda Türk sineması çok bozuldu değil mi? Çok, çok. Efendim çok acı. Halkımız kandırılıyor. Kandırılarak böyle akın akın popülist sinemaya gidiyorlar. Eğlencelik şeylere alışıyorlar. Bir nevi uyuşturucu bu. Bence bu bize dış mihrakların kasıtlı olarak yapmış olduğu bir komplo. Neyse ki bunu gören bazı yazarlar da var değil mi? Çok şükür efendim, var tabii ya. Ahmet Atıl II'nin mesela her zamanki gibi ince zeka örnekleri taşıyan, bizi destekleyen çok güzel bir yazısı var bu konuda. Ayrıca ünlü yazar Mehmet Furkan Bey de halkı bu tip filmlere gitmemeye çağırdı. Bir uyanışa çağırdı. Bravo, tebrik ediyorum ikisini de. Alkışlıyorum buradan ben. Halkın bu sabun köpüğü rezilliklere değil de Çığlıklar Senfonisi gibi filmlere gitmesi lazım. Ama işte sonuçta her şeyin başı eğitim değil mi? Muhakkak efendim, muhakkak. Bakın popüler olan bir şey kötüdür ya. Popüler kötüdür ya. Yapmayın artık ya. Başka sinemacılarınsa eleştirilere, beğenmeyene parasını geri veririz cevabına ne diyorsunuz peki? Efendim asıl biz onlara paralarını geri veririz. Aa, bizim filmimiz şu an iki sinemada oynuyor. Sizin gibi yiğit ve dürüst eleştirmenlerin sayesinde inşallah daha da çok kişi seyredecek. Yani seyreden var, seyircisi var. Yok değil de zaten niye herkes seyretsinmiş yani? Film mi oynuyor? Bu yepyeni bir polemik oluşturacak, hissediyorum. Severiz efendim biz polemiği. Bizim işimiz bu. Bizim polemiğe vaktimiz çok efendim. Esas vaktini bu popüler filmleri çekmek için harcayan meşgul arkadaşlar düşünsün. Bu arada sinema için ideal bir yüzünüz var ya. Vallahi bile. Bakayım şöyle bir. Çok güzel yüz. Çok güzel, çok güzel, çok güzel yüz. Vallahi kameram olsaydı şimdi action derdim. Size böyle bir Fransız tarzı bir filmde oynatmak lazım. Kişlovski gibi falan böyle bir şey. Mesela Ultra Le Mouge Deniz. Yani denizin yanındaki yalnızlık. Siz böyle şapkan amorsundan görüyorum kameraya böyle. Çok hoşsunuz. Sinema polemiği büyüyor sayın seyirciler. Çığlıklar Senfonisi adlı filmin yapımcısı ve yönetmeni Volkan Suçuoğlu, sinema eleştirmenlerinin birbirine girmesinden ve köşe yazarlarının farklı yorumlarından sonra bugün yeni açıklamalar yaptı. Hadi oradan ya. Efendim biz onlara esas paralarını geri veririz ya. Aa, bakınız bizim filmimiz şu an iki sinemada birden oynuyor. Sizin gibi yiğit, cesur ve... Özellikle parayı geri verme tartışması çok yankı uyandıracak gibi. Kimi arıyorsun Volkan? Karışma sen Aslı. Sertaç'la ilginç bir pazarlama stratejimiz var. Alo? Haber merkezine bağlar mısınız? Volkan Suçuoğlu ben. Canlı yayında açıklama yapacağım. Ay minik kuşum, söyle kavga etmesinler. Artık ayıp oluyor vallahi. Ya bize düşmez. Böyle bir şey biz aramızda yaptık de. Bırak konu kapansın. Alo? Yayında mıyım? Evet, Volkan Suçuoğlu şu anda telefonla yayınımıza bağlanıyor. Volkan Bey. Efendim? Volkan Bey, televizyonunuzun sesini kısar mısınız lütfen? Demek böyle oluyormuş bu ya. Ben bütün sevenlerimi, sanat aşığı seyircilerimi ve filmimize saçmalık diyen eleştirmenleri davet ediyorum. Ay, buraya davet etme oğlum, onca insanı ne yaparım ben? Evet, büyük açıklamam geliyor. Asıl biz filmi beğenmeyenlere paralarını iade ediyoruz efendim. Evet, söylemekle olmaz, davet ediyorum. Gelsin, beğenmeyenler alsın parasını.
Alsınlar, verin gitsin ya. Eminiz ilginç çağrınız yerine ulaşmıştır. İyi akşamlar Volkan Bey. Volkan ne yapıyorsun? Zaten daha 300 kişi gördü filmi ya. Sen anlamazsın Aslı. Polemik iyidir. Reklam olur, seyirci toplarız. Volkan nasıl vereceksin insanlara paralarını geri? Aslı, kızım aklını çalıştır ya. Şimdi bu popüler filmlere gidenlere, efendime söyleyeyim eleştirenlere demediler mi? Gelin paranız neyse geri verelim diye. Biz de öyle yapacağız işte. Yani hiç peki geri alan oldun parasını veya isteyen hayır. Bizim sanatsever seyirci zaten istemez öyle bir şey. Ne olacak peki? Gelirlerse paralarını verecek misin geri? Gelmez onlar Aslı. Karışmasın. Sizi ikinci defa görüyorum hanımefendi. Ben o filmi iki kere gördüm çünkü. Ortaç ver ver konuşma. Attık yine senin yüzünden. Senin fikrin değil miydi millete parasını geri verelim diye? Allah Allah ya. Rumeli'nin ucuna kadar kuyruk var be. Abi demek ki bunu demek için gerçekten bir filmin iyi olması gerekiyor. Biz o detayı atladık. Atladık. Yazık. Batmış Türk sineması batmış. Şu hale bak. Abi altyapı yok. Yazıklar olsun Sertaç. Türk sineması bunu hak etmiyor vallahi. Sanata sahip çıkılmıyor. Nerede devlet? Devlet nerede? Battık Sertaç, battık.